İsmim Halil Kalkan. Hayat ve Vefa kitaplarının yazarıyım. 6 Aralık 1973 yılında Trabzon'da dünyaya gelmişiz. Bir müddet İstanbul'da yaşadıktan sonra son 20 yıldır Bursa'da yaşamaya devam ediyoruz. Enerji sektöründe çalışıyorum. Bir özel sektörde yöneticilik yapmaktayım. Kime direkt geldikleri için böyle puan. İlk kitabım Hayat. Aslında benim penceremden hayata bakış olmakla ve benim hayatımdan bazı kesitlere yer verdiğim bir eser olmakla birlikte aslında çoğu okurun kendisinden belki her şeyi değil ama çok şey bulabileceği bir kitap diye umuyorum. Vefaya gelirsek, vefa bir yazarın ilk kitabını yazdıktan sonra okurlarıyla arasında yaşadığı güzellikleri anlatmaya çalışıyor. Yazmanın güzelliklerini anlatmaya çalışıyor. Yazmak isteyenlere de bir nevi nasıl yazması gerektiğini, yol haritası denilebilecek prensipleri göstermeye, anlatmaya çalışan bir eser. Devam edelim, hoş geldin. Ben şu ilk paylaşımı bir yapayım. Yap, gel. Buraya geldiğimizi belirtelim. Gerek hayat olsun, gerek vefa olsun, her ikisi de samimi bir dille yazıldı. Konuşma diliyle yazılmış aslında iki eser ve okurların kendilerinden bir şeyler bulup altını çokça çizebilecekleri eserler olduğunu düşünüyorum. Yani 2016 yılında Hayat ile başlayan yazarlık serüvenimiz 2018 yılında Vefa ile şimdilik devam ediyor. Hayat bu. Bilemeyiz. Gün ola, hayır ola. Olabilir. Neden olmaz? Yazmayı buğday tanesinin toprakla buluşmasına benzetiyorum ben. Bunu azıcık açacak olursak, kitabımda da bununla ilgili bir şiire yer verdim. Kendime ait bir şiire yer verdim. Yazmayı dediğim gibi bir buğday tanesini toprağa atarsınız. O size bir başak olarak geri döner. Hepinizin malumudur. Bir başakta 32 tane buğday tanesi bulunur. Sonra o bir başağı toprağa atarsınız. O size 1024 tane buğday olarak geri döner. Yani buradan varacağımız son nokta sabreder. Buğdayla toprağı buluşturmaya devam ederseniz günün birinde bir buğday tarlanız olabilir. Bilmem anlatabildim mi? Hayatı yazdıktan sonra okurlardan gerçekten çok etkileyici, çok motive edici mesajlar aldım. Normalde vefayı bu kadar hızlı yazacağımı aslında planlamıyordum. Fakat o kadar güzel ve motive edici geri dönüşler oldu ki bu kitabı yazmak adeta bir mecburiyet oldu. Bunu da şöyle formülize ediyorum ben. Okurlar için vefa, kitabı almak, okumak, eşe, dosta, arkadaşa paylaşmak, sosyal medya hesaplarında paylaşmak iken, yazar için vefa ise okurların kendilerinden bir şeyler bulabileceği kitaplar veya kitap
yazmaya devam etmektir diye bunu kitabımda formülize ediyorum. İyiyim, sen nasılsın? Baştan beri benim aslında böyle sanki eskiden tanıyormuşuz da sonradan tekrar bir araya gelmişiz gibi bir samimi arkadaşlar grubundan oluşuyor. Yayın eviyle ilgili tek şikayetim Bursa'da kitap fuarı açmamaları. Ben Bursalı bir yazarım. Dolayısıyla çevrem Bursa'da, İstanbullulara beni getirip burada böyle okur yolu bekletiyorlar. Oysa Bursa'da olup okurlar sırada bekleyebilirdi. Bunu yayın evinin özellikle duymasını, tedbir almasını ve gereğini yapmasını bekliyorum. Yani ben açıkçası bu kitabı yazana kadar, daha doğrusu iki kitabımız oldu artık, kitap yazana kadar diyelim, bir yazara kitap imzalatmanın bu kadar anlamlı bir şey olduğunun farkında değildim. Tüm okurların bilmesini isterim ki bir yazar için okuruyla hasbihal etmek, onun adına kitabını imzalamak kadar güzel bir şey yok aslında. Bunu bilerek, bunu gözeterek okurların imza günlerine ilgi göstermelerini isterim açıkçası tüm yazarlar adına. Teşekkür ediyorum.